arkadaşlar. Bugün ing almayan fiillerden bahsedeceğiz. Present continuous tense'i işlemiştik daha önceki derslerimizde. Burada göreceğimiz fiiller bu anlamlarda ise ing almayacaklar. O yüzden de present continuous tense'de kullanılmayacaklar. Burada yazacağımız fiilleri present continuous yerine simple present tense'de kullanacağız. Yani geniş zamanda kullanacağız. Ama yine present continuous yani şimdiki zaman anlamını verecek bazıları. Fiilleri sırasıyla bakalım. Hangi anlamlarda kullanıyorlar? Ne anlama geliyorlar? Present continuous ile hangi durumlarda kullanılabilirler? Onlara bir bakalım. Think fiili. Sanmak anlamındaysa ing almaz. Mesela sanırım o bir öğrenci. Örneğimizde olduğu gibi. I think she is a student. Sanırım o bir öğrenci. Sanırım derken think hiçbir zaman ing almaz. Ama düşünmek anlamındaysa o zaman ing alabilir. Ben düşünüyorum. I am thinking diyebiliriz. I'm thinking about going abroad next year. Gelecek yıl yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Burada think düşünme anlamında ing alabiliyor. Üsttekinde sanmak anlamındaysa ing alamaz. Birincisi bu. Suppose aynı şekilde ing almaz. Supposing diye sanmak anlamındaysa görmeyiz. Remember hatırlıyorum demek için I remember, I am remembering diye bir yapı yok. Ing almaz. Realize fark ettim. I realize it. I am realizing yine yoktur. Understand anlıyorum demek için yine I understand. I am understanding İngilizce'de yoktur. Bunlar bu şekilde. Feel sezinlemek, ummak anlamındaysa ing almayacak. Mesela I feel something bad will happen. Sanırım kötü bir şey olacak. Ya da kötü bir şey olacağını sezinliyorum. Kötü bir şey olacağını umuyorum. Anlamındaysa bu. Ama hissetmek anlamındaysa feel ing alabilir. Sadece hissetmek anlamında. Believe inanmak anlamındaysa aynı şekilde ing almayacak. I believe in you. Sana inanıyorum derken simple present kullanılır. Ing alamadığı için. Biliyorum derken I know, I am knowing yok. Ing almaz. İstiyorum derken I want, I am wanting yok. İhtiyacım var. I need. Hiçbir zaman ing almaz. Needing diye bir yapı yok. Ben bunu tercih ediyorum. Şunu şunu tercih ediyorum derken I prefer, preferring yok. Şu anlama geliyor, bu anlama geliyor. It means or I mean. Bunu ifade etmek istiyorum derken ing almaz. Seviyorum derken I love you. Zaten bunu en başından beri biliyoruz. I am loving you diye bir şey. Çok nadir de olsa duyarız ama kurala uydurmak istiyorsa yani uygun kurallı konuşmak istiyorsak I love şeklinde ing almadan kullanıyor. Aynı şekilde like ve hate de yani duyguları ifade eden fiillerde ing almıyor. Aynı şekilde wish gibi. Possess sahip olmak fiili ing almayacak. Have sahip olmak anlamında ing almayacak. Sadece yemek yeme anlamında ise have yemek anlamında ise ing alabilir. Mesela I'm having dinner. Akşam yemeği yiyorum. Bu anlamda ise ing alır ama sahip olmak anlamında hiçbir zaman ing almaz. For example, I have two dogs. İki tane köpeğe sahibim şeklinde geniş zamanda kullanılır. Belong aynı şekilde ait olmak ing almaz. Look gibi görünmek anlamında ise ing almaz. Mesela you look ill. Hasta gibi görünüyorsun. Burada ing almayacak ama bakmak anlamındaysa şuradaki gibi bakmak anlamındaysa ing alabilir. She's looking out of the window. Pencereden dışarı bakıyor. Bakıyor demek için ing'i getirebiliriz. Ama gibi görünmek anlamındaysa ing almaz. Seem aynı şekilde ing almaz. Görünmek anlamındadır. Smell kokmak anlamındaysa ing almaz. Koklamak anlamındaysa ing alabilir. Mesela this perfume smells nice. Bu parfüm güzel kokuyor. Kokmak anlamında ing almıyordu. Burada ing yok.
Fakat she is smelling the parfüm. O parfümü kokluyor. Koklamak anlamında ing alabilir. Burada olduğu gibi. Taste bir nesnenin tadından bahsederken ing almaz ama ben bir nesneyi tadıyorum derken tadıyorum derken ing alabilir ama nesnenin tadından bahsederken it tastes good. Tadı güzel. Fakat I am tasting diyebilirim. Ben şunu tadıyorum derken ing alabilir. Bu şekilde olacak. Umarım faydalı olmuştur. Sorunuz varsa bana alttan sorabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.